Kuduz dünya genelinde hala büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 59 bin kişiden fazla insan kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor. 2023 yılında ülkemizde iki kişi kuduzdan yaşamını yitirdi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Zekiye Mine Kartal 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Kartal, kuduzun hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli zoonoz hastalıklarından biri olduğunu belirtti. Kuduz'dan korunmak %100 mümkünken halen ölümlerin yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi. Aşılama ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bu hastalığın önlenebileceğine de dikkat çeken doktor Zekiye Mine Kartal hastalığın bulaş yollarını anlattı. Hastalığım e, viral bir hastalık. Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık. Zoonotik bir hastalık diyoruz buna. Ve insanlarda da hayvanlarda da santral sinir sistemi tutulumu yapıyor. Yani e, sinir sistemini tutuyor ve ensefalomiyelit tablosu ortaya çıkarıyor. Kuduz hastalığı %100 mortal yani ölümcül. O yüzden korunmak çok çok önemli. E, dünyada her sene yaklaşık 59 bin kişi kuduzdan ölüyor. Kuduz hastalığından ölen insan sayısı bu. Ülkemizde de bu vaka sayıları her sene vakamız oluyor. 1 ile 4 arasında seyrediyor. 2023 yılında vaka sayımız 2. 2 tane kuduzdan ölen insanımız var. Yani kuduzdan %100 korunmak mümkünken hala ölümlerin olması gerçekten üzücü. Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcı olabiliyor. Böyle bir olay olduktan sonra bizim için en değerli şey yaranın hızlıca bol ve akan suda yıkanması. Gerekiyorsa enjektörle yani tazikli bir şekilde yıkanması. Çünkü oradaki virüsün hızlıca ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sonrasında mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Sağlık kuruluşunda yaptığımız değerlendirmeler sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın bir rehberi var. 2019 yılında güncellendi. O rehbere göre biz yarayı değerlendiriyoruz, kategorize ediyoruz ve ona göre... Yara bakımı, tetanos profilaksisi gerekliyse onu yapıyoruz, aşı gerekliyse yapıyoruz ve serum gerekliyse yine yapıyoruz ve eğer yine ihtiyaç varsa antibiyotik tedavisi başlıyoruz.